Orhan Tuğrul diye bir delikanlı vardı. Zeynep'imle evlenmek istiyordu. Ömer'im de bu izdivaca çok sıcak bakıyordu. Damada olsun istiyordu ama olamadı. E kısmet. Ben sizi burada görmeyi beklemiyordum. Araziye gelirsiniz diye düşünmüştüm. Neden buraya? Geldiniz. Arazinin artık aslanların olmadığını öğrenince önce bir Zeynep'i göreyim dedim. Halil Bey çiftliğin olduğu gibi arazilerin de yeni sahibi. Alışverişte ürün kalitesi kadar ticaret yapacağım kişiye de önem veririm. Sizinle ilk defa iş yapacağız. Sizi biraz yakından tanımak isterim. Sonrasında yapacağımız anlaşmayı tekrardan gözden geçireceğim. O zaman şöyle yapalım. Sizi çiftliğimizde ağırlayalım. Hem böylece sizi de yakından tanımış olurum. Bu adamın kendiliğinden gelmesi iyi oldu. Peki. Teklifinizi geri çevirmeyeceğim. Hem böylelikle buradaki eski günlerimde yad etmiş olurum. Sizi en iyi şekilde ağırlayacağımızdan şüpheniz olmasın, Orhan Bey. Teşekkür ederim. Müsaadenizle ben Zümrüt Hanım'a da vurmak istiyorum. Elini öpeyim. Hay hay. Buyurun. Ben sana eşlik edeyim. Aa, misafirimiz mi var? Orhan Bey, teyze. Kısmetse birlikte iş yapacağız. Tanıştırayım teyzem. Songül ben. Memnun oldum Songül Hanım. Ben de. Hoş geldiniz. Zümrüt Hanım'a bakacağım diyordunuz. Demek siz... Evet, evet. Çok yakın aile dostumuzdur. Öyle mi? Lütfen buyurun. İş anlaşması senin için çok önemli Halil. Bu adam sayesinde yurt dışı satışların artacak. Onu burada ağırlamak çok iyi fikir. Bakalım ne için buradasın?
Zeynep'i yok edecek fırsat ayağıma geldi. Sen neyin peşindesin? Arazinin artık aslanların olmadığını öğrenince önce bir Zeynep'i göreyim dedi. Halil Bey, iyi misiniz? Zeynep nerede? Orhan Bey'in odasını hazırlayacaktı. Ben yaparım dedim ama kendi yapmak istedi. Orhan Bey'e itimam göstermek istiyor herhalde. Onu çağır bana. Halil Bey de seni çağırmamı istemişti. Sen çık. Üzerine vazife olmayan işlere kalkışmışsın. Orhan Bey'in odasını yapan Zeynep, fırçayı yiyen ben. Ona kızsın, yanında işte. Zeynep Halil'in yanında mı? Evet Songül Hanım, şimdi girdi. Benim mutfakta bir işim vardı. Bu kız niye sürekli Halil'in yanında acaba? Ben Orhan misafirimiz oldu. O senin misafirin değil. Benim misafirim. Sadece iş yaptığım birisi o kadar. Sen de... Lütfen buradaki konumunu unutma. Kusura bakma. Dikkat ederim. Bu arada Orhan iyi biridir. Tamam anlıyorum. Senin misafirin olabilir. Ama bizim de ailecek bir geçmişimiz var onunla. Onu çiftlikte ağırladığın için teşekkür ederim. Orhan hem işinde dürüst hem de iyi bir insandır. Demek bu kadar önemli senin için. Zümrüt Hanım nasıl oldu, iyi mi? Sayende daha iyi. İlaçları da etiketmeye başladı. Sakinleşti. Uykusu düzene girdi. Songül Hanım, merhaba. Zeynep'i arıyorum ama bulamadım. Nerede biliyor musunuz? Her zamanki gibi Halil'in odasında. Şu soldaki oda. İzninde. Ne
Halil Bey. Zeynep'le birlikte Tülay Hanımların yanına gidecektik de. Eğer müsaitse. Şey, gidebiliriz evet. İzninizle. Önce bir arabaya uğrayalım. Gelirken sizi düşünerekten birkaç şey almıştım. Onları vereyim unutmadan. Ne zahmet ettin Orhan? Şu salatayı uzatıver kızım bana. Buyurun sana. Sağ ol evladım. Teşekkür ederim. Zeynep. Hala yemekten sonra kalanlarla kedileri besliyor musunuz bahçeye çıkıp? Evet, tabii. Hatırlar mısın? Bir kediniz vardı sizin. Adı Müezzay'dı değil mi? Aşkım bu kadar her şeyi hatırlıyor. Evet, Müezzay. Yolda görmüştük. Hastaydı. Sen kıyamayıp almıştın. Senin de yardımınla iyileşmişti. Benimle alakası yok. Sen elini attığın her şeyi güzelleştirir, iyileştirirsin zaten. Aksi mümkün değil. Birlikte ne güzel anılarınız varmış. Kim bilir daha ne güzel hikayeleriniz vardır. Aman, bırakın canım eskileri. Ya bakın, benim aklım eskiye gidiyor. Ama bugüne bir faydası var mı? Yok. O yüzden bırakın geçmişi. Şimdi Halil damadım, bugünden, yarından bahsetsin bize biraz. Yani ben... Halil Bey. Söyle Cemil. Aldığınız at getirildi efendim. Zeynep'ime at mı aldın? Ay çok sever o, çok. Zeynep.
Yemekten sonra beraber bakalım mı? Bakamazsınız. Yani atın ehlileştirilmesi lazım. Biraz hırçın. Biraz beklemen gerekecek. Sağ ol Asucuğum. Halil de yurt dışı görüşmesi bitince katılacaktır bize. Malum bu aralar işler çok yoğun. Doğrudur. Bu arada Zeynep... Babaannesini uyutması biraz zaman alıyor. Gelir birazdan. İsminizi ilk Zümrüt Hanım'dan duymuştuk. Galiba bir zamanlar Zeynep'le... Evet, bir bağımız vardı. Özel bir bağ anlaşılan. Halil'le Zeynep'in bu nişan oyunu sizi biraz... Nasıl desem? Sizin için biraz şaşırtıcı oldu sanki. Zeynep benim için çok özel bir insandı. Hala da öyle. Yalan yok. Zeynep'i hep beğenmiştim. Onun gibisini tanımadım. Doğru tahmin etmişim. Yani bu birliktelik sadece... Rahmetli Ömer Bey'in isteği değildi. Siz de istediniz bu birlikteliği. Kusura bakmayın. Görüşme biraz uzun sürdü. Sorun değil. Hiç konuşamadık. Malum. Eskiyi yad etmekten fırsat olmadı. Biraz öyle oldu. Canınızı sıktıysam kusura bakmayın. Herhalde geriye bir imza işi kaldı değil mi? Kalan her şeyde mutabıkız. İzninizle. Sizi bekletmeyeyim. Geliyorum hemen.
Efendim? Evet, dinliyorum. Hoş geldiniz. Orhan Bey, o nerede? Telefonla konuşuyor. Sanırım Orhan Bey her şeyden memnun kaldı. Yani ben öyle anladım. Ben de öyle düşünüyorum. Keyif kahvelerinizi getireyim o zaman. Gayet güzel bir sözleşme olmuş. Orhan Bey de imza attı mı? Tamamdır. Buyurun Orhan Bey. Beni burada misafir ettiniz. Teşekkür ederim. Sizi yakından tanıma fırsatım da oldu. Ürünler de istediğim gibi. Ama... sizinle kesinlikle iş yapmayacağım. Bu aile ve Zeynep sizin yüzünüzden bu kadar zor şeyler yaşamışken sizinle asla anlaşma yapamam. Özellikle son zamanlarda çok zor günler geçirdim burada. Ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Her şey güzel gidiyordu. Ben... anladım. Orhan Bey gelmedi mi hala? Sen çok güzel oynuyorsun.
Ben anlamadım. Hala oynuyorsun. Olsun. Bana olan biteni anlatana kadar hiçbir yere gitmiyorum. Gerçekten bilmek istiyor musun? İstiyorum. Sen. Sen bir nankörsün. Ne yaptım ben? Ne nankörlüğümü gördün benim? Rol yapmana gerek kalmadı artık. İstediğini aldın. Neymiş benim istediğim? Ha? Neden her şeyi bildiğini sanıyorsun sen? Eminim fikri olumlu olacaktır. Öyle mi? Belki de beni senin gözünden görüyordur. Öyleyse sizinle çalışacaktır. Çık dışarı. Çık! Eren, ne oluyor içeride Allah aşkına? Hiç sormayın. Orhan Bey, anlaşmayı bozdu. Niye? Her şey çok güzel ilerliyor demiştiniz. Öyleydi zaten. Sonra yok Zeynep'e yapılanlar, yok ailesine yapılanlar dedi. Anlaşmayı bozup gitti. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Merve'lerle konuşsa daha etkili olur. Aha. Bu Zeynep denen kız yüzünden başımıza gelmeyen felaket kalmadı. Teyze. Ne? Yalan mı Gülhan? Kim bilir daha ne işler açacak başımıza. Neyse ki Halil bunun cezasını verecektir. Kötü dediğin, beğenmediğin adam kadar olamadın. Ne yaptım ben ya? Ah Orhan, ah.
Babaannesinin durumu ortadayken tuttun çiftlikten çıkın dedin. Yıllar sonra yeniden kavuşmuşken Zeynep'i bir kez daha kaybedemem. Olmaz. Bu sefer olmaz. Kim arıyor? Orhan. Açmayacak mısın? Kızdırdı beni. Yine ne yaptı da kızdırdı? Anlaşmayı iptal etti. Etsin. Abla bari sen yapma. Merve anlatmış ona her şeyi. Bizim yüzümüzden oldu. Halil Bey biliyor mu peki bu yüzden iptal olduğunu? Yine her şeyi benden biliyor. Normal bir insan olsaydı git konuş derdim ama değil maalesef. Öyle. Neyse ki babaannem iyi. Tek tesellim o. Bunu duymamış olayım Eren. Ama Halil bak. Eren! Orhan'la tekrar konuşayım ne demek? Olan oldu artık. Ben o adamın ayağına bir daha gitmem. Kimseyi de göndermem. Eren. Biz neleri atlattık? Bize hiçbir şey olmaz evelallah. Kendimiz olalım yeter. Doğru söylüyorsun. Biz buluruz bir yolunu. Sen bana şu diğer işin mailini bir yolla. Bak ben neler yapıyorum. Yönlendiriyorum şimdi. Daldın birden. Bir şey yok. Mail? Tamam sen çık ben gönderirim sana. Tamam ama unutma. Ne istiyorsun? Halil Bey, sabahki tatsızlığı telafi etmek istiyorum. Anlamadım. Zeynep'le konuştum. Ona hak verdim. İş anlaşmasını devam etmek istiyorum. Böylece siz de zarar etmemiş olursunuz. Anlaşma falan yok. Zarar da umurumda değil. Ne akla benim adıma konuşursun? Gel bakalım. Biliyorum sıkıldın sen burada. Ama hiç merak etme şimdi yeni evine kavuşturacağım seni. Thank you.
Sen ne yaptığını sanıyorsun? Anlamadım, ne yapmışım? Bilmezden gelme. Sen beni o adamla nasıl muhatap edersin? O herif tekrar onunla çalışabileceğimi düşünmüş. Ama o iş o kadar kolay değil. Orhan anlaşmayı mı yenilemek istedi? Sen niye reddettin peki? Neden yaptın böyle bir şey? Neden mi? Sen beni hala tanımamışsın. Hem de hiç. Ben sadece yardım etmek istedim. Etme! Ne oldu? Yoksa seni babaanneni kapı önüne koyarım diye mi korktun? Aklımın ucundan bile geçmedi öyle bir şey. Havuz başında beni o adama şikayet etmedin mi? He? Tekrar konuşman da bu yüzden değil mi? Sırf sizi kapı dışarı ederim diye korktum. Sen ne zaman vazgeçeceksin? Beni sürekli haksız yere suçlayıp durmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Bir daha benim işime karışmayacaksın. Sadece senin zararını değil, bir sürü insanın emeğini düşündüğüm için. Yoksa onca mahsul, onca insanın emeği hiç olacaktı. Bana masal anlatma. Burası gerçek dünya. Ben sadece... Bir daha benim işime burnunu sokma. Aman da aman. Neler oluyor neler. Ablacığım. Ne oldu? Yok bir şey abla. Zeynep. Ablacığım şimdi işlerim var. Ben o gözyaşlarının sebebini biliyorum. Ne yapacağım da? Kızım. Şimdi seninle bir yere gideceğiz. Belki ikimiz de biraz sakinleşiriz. Hı? Ne dersin? Rüzgarlı Tepe'ye gidelim mi? Zeynep Hanım, hemen inin o attan lütfen. O at çok tehlikeli. Lütfen. Zeynep Hanım, bakın inmeniz gerekiyor. Zeynep Hanım, beni duyuyor musunuz? Zeynep Hanım!
Gel. Halil Bey. Buraya sizin vaktinizi almaya gelmedim. Sizi bir şeye ikna etmek için de gelmedim. Ama bir yanlış anlaşılma var. Ve ben artık bunu düzeltmek istiyorum. Dinliyorum. Olanları Orhan'a Zeynep değil, Merve anlatmış. Siz Orhan'ın Zeynep'in anlattıklarından dolayı anlaşmadan vazgeçtiğini düşünmüşsünüz. Zeynep bu duruma çok üzüldü. Hiçbir hatası olmamasına rağmen olanları telafi etmek için Orhan'la konuşmaya gitti. Yani Zeynep suçsuz. Halil Bey, Zeynep doğada iç içe yaşayan, kuşlarla, çiçeklerle var olan bir kızdı. Şimdi biz onu aldık, buraya kapattık. Yani demem o ki... Halil Bey! Halil Bey! Ne oluyor Cemil? Zeynep Hanım, durduramadım, engel olamadım onu. Neye engel olamadın? Yabani atla çıktı. Zeynep Hanım iyi binicidir. Ama o atı zapt edemez. Nereye gitmiş olabilir peki? Buraya gelmeden az önce gördüm onu. İyi değildi, ağlıyordu. Küçüklüğünden beri hep sakinleşmek istediğinde Rüzgarlı Tepe'ye gider. Rüzgarlı Tepe. Tamam, ben biliyorum orayı. Benden haber bekleyin. Halil Bey! Sen beni hala tanımamışsın. Hem de hiç. Ben sadece yardım etmek istedim. Etme! Ne oldu? Yoksa seni, babaanneni kapı önüne koyarım diye mi korktun? Beni haksız yere suçlayıp durmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Havuz başında. Beni o adama şikayet etmedin mi? Tekrar konuşman da bu yüzden değil mi? Sırf sizi kapı dışarı ederim diye korktum. Bana masal anlatma. Burası gerçek dünya. Ben sadece... Bir daha benim işime burnunu sokma. Kızım, sakin ol.
Sen ne yaptığını sanıyorsun? Anlamadım, ne yapmışım? Bilmezden gelme. Sen beni o adamla nasıl muhatap edersin? O herif tekrar onunla çalışabileceğimi düşünmüş. Ama o iş o kadar kolay değil. Orhan anlaşmayı mı yenilemek istedi? Ver şimdi onu. İyi misin?
Bir şey söyle. İyiyim. Tamam, yavaş. Ne? Yeni gelen atla çıkmıştım. Tam üstünden inmek isterken attı beni. Kaçıp gitti sonra ama bulacağım onu, merak et. O evi bulur bir şekilde. Gel, dikkat et. Hayır yani, sana dedim. O at hırçın dedim. Niye başına buyruk iş yapıyorsun? Uzaklaşmak istedim. Sana ne söylesek? Tam aksini yapıyorsun. Ben hayatımda seni kadar inat birini daha görmedim. Kendinin farkında değilsin herhalde. Asıl sen, o inadın, akıl almaz kibrin yüzünden hiçbir şey görmüyorsun. Neye inanmak istiyorsan ona inanıp her şeyin suçlusu benmişim gibi davranıyorsun. Ben olanları öğrendim. Ablan anlattı. İlla başkasının anlatması gerekiyor inanman için. Peki, o zaman Orhan'ın teklifini kabul edecek misin? Hayır. Kararımdan dönmedim. Al işte. İnat ediyorsun yine. Gerçekleri de öğrenmiştin. Niye kararından dönmüyorsun? Sen istediğin kadar üstüme gel. Benim kararım net. O adamla iş yapmayacağım. Nokta. Peki. Mahsurlar ne olacak? Ne olacaksa olacak. Bu konu seni ilgilendirmez. Senin o asla anlayamadığım gururun. Sırf bu yüzden tarladaki ürünlerin, verilen onca emeğin hiçe sayılmasına izin veriyorsun. Öyle mi? Ne kadar kolay ya senin için. Ne demeye çalışıyorsun sen? Biz sen gelmeden önce başladık o toprağı işlemeye. Şimdi sırf senin gururun yüzünden hepsi ziyan olacak, öyle mi? Tek bir hareketinle değiştirebilirsin her şeyi. Ama yok. Tamam, anladım. O mallar artık senin. Ne istersen onu yaparsın. Ama... biz onlara bir yıl boyunca gece gündüz emek verdik. Ya tek bir yaprağına bir zarar gelse üzüldük, iyi olmaları için çalıştık. Yazık değil mi? O ürünlerin ziyan olacağını kim söyledi sana? Nasıl yani? O ne demek? Thank you.
yaptığın her şey için çok teşekkür ederim. Onlar için o kadar kıymetli ki. Çok mutlu oldular. İzninle ben önce bir eve uğrayayım. Sonra gelip işlerimi hallederim, olur mu? Bir dakika. Ali tutuşturdu bunu elime. Bizim resmimizi çizmiş. Sürekli gülüyormuşuz. Öyle söyledi. Sende kalsın. Ali çok sevdi seni. Bayağı da iyi anlaştınız. Peki. Seni bu kadar sevmeleri için ne yaptın Zeynep Aslan'la? Geliyorum. Belediye Başkanım. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Son. İyiyim ben de çok şükür. İyiyim hayatım. İyi eğlenceler. Sağ ol. Öyle oldu. Merhabalar. Hoş geldiniz Kaymakam Bey. İyi eğlenceler. Bu ne şıklık? Teşekkür ederim. Nişantaşı'nda özel terzime diktirdim.
Şu insanlarla konuşmak zorunda olmasak ne iyi olacak? Herkes ne kadar yapılacak? Boş ver hayatım. Gülümse geç bak bana gel. Zeynep mi o? Ne işi var bunun burada? Su gibi yine. Zarif ve çok güzel. Söylemedin. Beraber gelirdim. Haberim yoktu ki. O Orhan'la gelmek istemiş belli ki.
Zeynepciğim, neyi yaptın geldin? Artık seni göremiyoruz böyle ortamlarda. Bizim için de sürpriz oldu vallahi. Israr etmeseydim gelmeyecektin. İkna etmesi çok zor oldu. Evet tabii. Bağ bir kere koptu mu? Dönmek zor oldu. Bu arada Orhan'cığım, çok şıksın. Çok teşekkür ederim. Siz de öyle. Ha, çok teşekkür ederim. Zeynep'ciğim, sen de pek hoşsun. Bu elbise eski zamanlarından mı kaldı? Ayten Hanım, Hamit Bey de çok iyi gözüküyor. Evet, her zamanki gibi başı kalabalık yine. Ne onlar? Babaannemin hiç temiz kıyafeti kalmamış. Birkaç tane kıyafet aldım, oradaki dolabına yerleştireceğim. Gitmiyorsun yani davete. Ne davet anne bunca iş güç arasında? Songül Hanım'ın kuru temizlemeden kıyafetleri gelmiş. Ütülerini beğenmemiş. Daha onları ütüleyeceğim. Dünya kadar işim var. Tamam, hallet işlerini. Gel sonra. Onlar çıkınca sen de çıkarsın. Orhan yetiştirir seni. Aa, gitmiyor musun yoksa? Orhan abim bir incelik yapmış. Ayıp olacak vallahi. Gördüğün gibi çalışıyorum ablacığım. Kime çalışıyorsun acaba? Evde kimse yok. Herkes gidecek. Hem sen de hava almış olursun. Fena mı olur? Yok, babaannemi yalnız bırakamam. Niye yalnız kalsın ki? Selma durur başında. Ay, ben olsam hiç düşünmem. Hemen giderim vallahi. Git Merve. Orhan abim ben değil, seni davet etti. Hem ne zamandır yok burada. Böyle bir incelik yapmış. Geri çevirmek olur mu? Olur ablacığım, olur. Hadi kapatın şu konuyu artık lütfen. Zeynep. Ne yapıyorsan bizim için yapıyorsun biliyorum. Senden daha fazlasını istemeye hakkım yok. Onu da biliyorum. Ama bu davet benim için çok önemli. Baban için. Babanın anısı için çok önemli. Yıllar önce ilk daveti organize eden babandı. Gelenekselleşmesini sağlayan da baban, biliyorsun sen de. Eğer yaşasaydı, eminim her şeyi kaybetmemize rağmen yine de giderdi oraya. Lütfen Zeynep. Hiç değilse baban için. Lütfen kızım. Sürpriz.
Dilara, nasılsın? İyiyim canım, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Gençler, ben sizi bırakayım, sohbet edin. Görüşürüz Orhan'cığım. Zeynep'ciğim, iyi eğlenceler. Size de. Size de. Teşekkürler. Tülay teyzeler nasıl? Çok zaman oldu görüşmeyeli. İyiler. Merve ne yapıyor bu arada? Onu da hep görürdüm bir yerlerde ama artık işte görmüyorum. Evde bu aralar, ondandır. Orhan Bey, Zeynepler de gelsin diye ısrar edince biz de izin verdik. Ay ne yapayım? Ben de böyle yufka yürekliyim işte. Kıyamıyorum. İyi yapmışsın canım. Peki şimdi evle kim ilgileniyor? Tülay Hanım'la küçük kızım Merve. Siz de gelin dedim ama şimdi orada eski dostları görürüz deyip istemediler. Kimsenin yüzüne bakacak halleri kalmadı. Hiç kolay değil tabii. Onları da anlıyorum. Ta en tepeden en aşağılara düştüler. Ya. İnsan kolay adapte olamaz. Pardon. Tekin. Halil nerede? Bilmem. Az önce buradaydı. Tamam. Zeynep de yok ortada. Bu kadar tesadüf mü? Yok, ben duramayacağım. Orhan'a soracağım. İyi misin? Artık gitsek olur mu? Ama daha yeni geldik. Görüyorsun değil mi? Zengin bir kısmet bulunca nasıl da harekete geçti. Gerçi onun için böylesi daha iyi. Yani hizmetçilikten nereye kadar? Yakında düğün haberlerini alırız herhalde. Biraz önce Ayten Hanım da söyledi. Eskiden sevgililermiş. Orhan Bey de açık açık gönlünün hala Zeynep'te olduğunu söylemişti zaten. Hayırlısı diyelim. Şey mi oldu? Geldiğimizden beri yüzün hiç gülmüyor. Halil Fırat mı eşine kaçırdı yoksa? Yok. Onunla bir ilgisi yok. Biraz yoruldum da.
saklama benden. Bak eğer Halil denen adam bir şey yaptıysa, canını sıktıysa izin ver çözeyim. Senden bir şey istemiyorum Orhan. Sorunlarımı kendim hallederim. Anladım. Belli ki Halil denen adam tadını kaçırmış. Gidip selam verelim bakalım. Dur. Gel şuraya, ne yapıyorsun? Olmaz. Eğer bir derdi varsa bir de bana söylesin. İyi akşamlar. İyi akşamlar Orhan Bey. Orhan, biz masamıza gitsek. Selamlaşmaya geldim Zeynep. Niye dönelim? Birlikte bir iş yapmayacak olsak da aramızda bir sorun olsun istemem. Ben böyle boş şeylere takılmam. Sevindim. Daha ne kadar buradasınız Orhan Bey? Henüz karar vermedim. Belki bir sürpriz yapabilirim. Beklerim. Malum. Sürpriz yapmayı seviyorsun. Sevdiklerim söz konusu olunca, evet, öyle. Ortak bir noktamız varmış. Gencecik, pırıl pırıl insanlarsınız. Umarım birlikte çok daha büyük işler başarırsınız. Bir saniye, bir saniye. Açılış dansını yapmak üzere bu iki değerli insanımızı piste davet ediyorum.
gerçeğe dönelim artık. Ne gerek vardı böyle dansa falan? Niye teyze? Ne güzeldi. Ne kadar bayılıyorsun böyle saçma sapan şeylere Gülhan. Güzel bir kadının pisti yalnız kalması. Gerçekten büyük ayıp. Teşekkür ederim. Ama artık dinlensem iyi olacak. Nasıl istersen. Abla. Tamam, hemen geliyorum abla. Benim artık eve gitmem gerekiyor, acil. Babaannem beni istiyormuş. Tabii, ben bırakayım seni.
O adamı burada görmek istemiyorum. Orhan bizim aile dostumuz. İstediği zaman gelir, istediği zaman gider, sen karışamazsın. Benim evim, benim kurallarım. Müştemilat benim alanım ama. Oraya yasak koyamazsın. Orası da benim, burası da benim. Ve ben sözünün eri olmayan bir adamı ne orada ne de burada istemiyorum. Sen de istemeyeceksin. Kimle görüşüp görüşmeyeceğime ben karar veririm. Sen değil. Bak. O adam karar alabilmekten aciz biri. Böyle insanlar önce kendilerine zarar verirler. Sonra çevresindekileri halka halka zarar verir. Ben kendimi korurum. Hem ondan hem başkalarından. Sen hiç merak etme. Şimdi söyleyeceklerim bittiyse çıkmam lazım. İşlerim var. Zaman geçiyor Zeynep. Hem de çok hızlı. Bu günler bir daha gelmeyecek. Kendin için, ailen için bir şeyler yapmak istiyorsan şimdi geç değil. Ama yarın sen bundan çok daha fazlasısın Zeynep. Senin bana değil ama benim sana ihtiyacım var. O adamı burada görmek istemiyorum. Orası da benim, burası da benim. Ve ben sözünün eri olmayan bir adamı ne orada ne de burada istemiyorum. Buraya büyük yatırımlar yapacağım. Hizmetçiliği bırak, gel benimle çalış. Düşün o zaman Zeynep. Ama iyice düşün. Cevap verirken de aileni de hesaba kat lütfen. Ablacığım sen de gel. Bir şey konuşmamız lazım.
Ne oluyor Zeynep? Orhan bana bir iş teklifinde bulundu. Ben de kabul etmeye karar verdim. Ablam benim. Allah'a şükür. Abla, beni dershaneye de gönderirsin değil mi? Bak söz, çok çalışıp en güzel üniversiteyi kazanacağım. Aferin. Aferin kızım. Aferin benim güzel kızım. Sonunda kendi evimizde hizmetçi olmaktan kurtulacağız. Nasıl ağır geliyordu bir bilsen. Ben de böyle olsun istemezdim biliyorsun. Ama bundan sonra bak gör. Nasıl çalışacağım sizin için. Biliyoruz. Biliyoruz canım kızım. Benim şimdi bu kararımı açıklamam gereken insanlar var. İlk sırada sen varsın Halil Fırat. Gel. Vaktin varsa seninle bir şey konuşmak istiyorum. Konuş. Orhan. Bana güzel bir iş teklifinde bulundu. Kabul etmeyi düşünüyorum. Merak etme, buradaki işlerimi aksatmayacağım. Çalışma saati... Benden ne istiyorsun? İzin. Vermiyorum. Ne demek vermiyorum? İki işi bir arada yapamazsın. Buradaki işlerini aksatmanı istemiyorum. Sana söz veriyorum ki buradaki işlerim... Senin sözünün hiçbir hükmü yok. Sırf Orhan olan öfken yüzünden böyle yapıyorsun. Ama benim işime engel olamazsın. Benim de düşünmem gereken bir ailem var. Çalışmana izin vermiyorum. O kadar. Çalışmak zorundayım ama. Çık. Emredersiniz Halil Bey. Beni durduramayacaksın. İzin vermeyeceğim Orhan Tuğrul. Efendim Orhan. Teklifimi düşündün mü? Müzik
Ben teklifini kabul ediyorum. Çok doğru bir karar Zeynep. Yalnız bu karar şimdilik sadece ikimizin arasında kalsın. Kimse bilmemeli. Bak bu benim için çok önemli. Tamam, sen nasıl istersen. Teklifi kabul ettin ya. Çok güzel olacak Zeynep. Çok. İnşallah. Babaannemi uyuttuktan sonra diğer işlerimi de 11'e kadar bitiririm. Sen de beni 11 çeyrek gibi toprak yoldan alırsan gece 1.30'a kadar çalışabiliriz. Anlaştık. Ben şimdi kapatmak zorundayım. Çok sağ ol. Bana güzel bir iş teklifinde bulundu. Yurt dışına dönmekten vazgeçtim. Artık burada, kasabada kalacağım. Eren, bu Orhan Tuğrul denen adamı bana iyice bir araştır. Kimdir, nedir, öğren. Ne yer, ne içer, nerede yatar, nerede kalkar. Kime selam verir, hepsini öğren. Sorun mu var? Hayır. Babaannemi uyutmaya gidiyordum. Bahçede işler bitmemiş. Babaanneni uyut. Oraya geç, oyalanma. Biliyorum. Uyur uyumaz halledeceğim. İyi. Müsaadenizle. Sadece kendimden, kendi uykumdan fedakarlık ediyorum. Thank you.
Gel. Halil'cim, uyumadığını tahmin ettim. Beni de uyku tutmadı. Biraz konuşalım mı? Dikkatli ol. Merak etme. O ses neydi? Kapı sesi miydi o? Ne ses teyze, ben duymadım bir şey. Ay, dış kapıdan geldi sanki. Halil, lütfen kontrol et, bak hırsız falan korkarım ben. Ne hırsızı teyze Allah aşkına? Ben yanlış duydum herhalde. Neyse, ben gideyim de sen uyu. Nereye gidiyorsun? Gideceğim. Hayır. Hemen eve döneceksin. Çalışmaya gidiyorum. Sakın. Sakın beni ezip geçmeye kalkma. Ben ailem için ne gerekiyorsa yaparım. Karşıma kim çıkarsa çıksın fark etmez. Sabrımı taşırma. Taşarsa ne olur? Hizmetçin mi yaparsın? Ben bugüne kadar ne yaptıysam ailem için yaptım. Şimdi de öyle olacak. Çekil önümden. Sen yap, engel olamayacaksın bana. Ben aileme bir söz verdim. O sözü tutacağım. Gerçi kime ne anlatıyorum ki? Sen ne anlarsın aileden? Ne anlarsın sevgiden? Varsa yoksa bağır, çağır, yık ortalığı. Ne oldu? Bir sustun. Yoksa senin de mi duyguların vardı?
Herkes senin gibi sınavsız bir hayattan gelmiyor Halil Bey. Aile diyorum sana. Anlıyor musun beni? Aile. O zaman ailenle birlikte hepiniz. Ama hepiniz evimden defolup gidin.